Saygıyla selam diyorum. İzmir'e de selam olsun diyorum. Uğur Dündar Bey için usta gazeteci diyorlar ama o Cumhuriyet'in yılmaz bir savunucusu ve bu ülkede yolsuzluğa, hırsızlığa, soyguna karşı da göğsünü siper eden bir gazeteci. Öncelikle ona da bir arada olduğumuz için teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir halk hareketidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuranlar şehit aileleridir, gazilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin vatan birliğini sağlayan partidir. Bu partiden yurtsever çıkar, vatansever çıkar. Bu partiden bölücü çıkmaz çünkü işgalcilere, emperyalistlere karşı, İtalyanına, Fransızına, İngilizine, Yunanına karşı mücadele eden insanların kurduğu partidir. Önce bunun adını doğru koyalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eseri var mı diye soranlara diyorum ki Cumhuriyet'ten büyük eser olabilir mi? Değerli dostlar, biz tarihi çok okumuyoruz. Tarihimizi çok da bilmediğimizden bir yerlerden neyin geldiğinin farkında değiliz. Biz bu bayrak inmez derken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bayrak kanunu çıkaran parti olduğunu biliyoruz. Biz bu ülkenin birliğini dilliğini savunurken İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır ama onu ayakta alkışlayarak kanunu çıkaran parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ayağına giyecek çarı olmayan, şeker ithal, Odessa'dan sanayi unu gelen, iğneden ipliğe üretimi olmayan, Osmanlı'nın bıraktığı borçlarla yaşam sürdürmek zorunda olan bir halkı ayağa kalkışı Mustafa Kemal'le anlatılacak bir olay olmanın ötesindedir. Biz onlar gibi Şah Süleyman türbesindeki Türk bayrağını, vatan toprağını bir gecede kaçıranlardan olmadık. Biz Ege'de silahtan arındırılmış adalara Yunanlar asker çıkarken seyirci kalmadık. Biz mavi vatan deyip petrol aramaya gittikten sonra dön oradan diyenler için gemilerini limana çıkanlardan olmadık. Biz bu ülkenin insanlığın mutluluğu için bu parti olarak mücadele ettik. Hani o dış güçler diyorlar ya, özünde dış güçlerin iktidar olmasını istemediği parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama halk onu iktidar yapacaktır. Çünkü biz bu ülkede işçisi, çiftçisi, esnafı, üreteniyle hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek bir Türkiye'yi adil, eşit, paylaşımcı bir anlayışla var etmek isteyenlerin partisiyiz. Onun için 9 Eylül'ler bizim için çok anlamlıdır. Bakınız, 9 Eylül'leri yaratanlar, yani bu ülkenin kurtuluş mücadelesini verenler, yiyecek arpayı, buğdayı bulamadığı halde komutanın atına yalnızca arpa verildiği için onun dışkısından o arpayı ayırıp kavurup yiyerek bu vatan için şehit oldular. Biz onların torunlarıyız. Bir onların kurduğu partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık yapanlar vicdanlarıyla oturdukları koltuklarda şunu düşünsünler. Bugün o koltukları Cumhuriyet'te elde ettiler. Cumhuriyet'i kuran parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Değerli dostlar, bakınız, çok değerli Sayın Genel Sekreterimiz, milletvekili kardeşimiz Cumhuriyet'in nasıl oluştuğuyla ilgili bilgileri sundular. Ben onlara evvel olarak şunu söyleyeyim. Okuduğunuz okulu, gittiğiniz hastaneyi, yanan elektriği ilk defa bu vatan topraklarına biz getirdik. Ama bizim için bunları anlatmak ayıptı. Çünkü devlet adına yapılan işlerin anlatılması değil, onların daha çok yere yaygınlık kazandırılması önemliydi. Bu kültür bizde yoktu. Biz övünmüyorduk, biz yapıyorduk. Bunlar duble yol yapıyorlar, tünel açıyorlar, havalanı yapıyorlar, onun parasını sizden alıyorlar, biz yaptık diye anlatıyorlar. Aramızdaki fark bu. Biz üretenden yanayız, paylaşımdan yanayız, adaletten yanayız, haktan, hukuktan yanayız. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlamak, kavramak, Türkiye'yi anlamaktır. Cumhuriyet'in kuruluşunu anlamaktır. Mustafa Kemal'i anlamaktır. Dün Mustafa Kemal'dik.
Mustafa Kemal'dik. Bugün Mustafa Kemal'iz, yarın da Mustafa Kemal olacağız. Bizler birer Mustafa Kemal olarak Türkiye'ye bakıyoruz. Bu ülkenin kurtuluşu, gelişimi, varoluşundaki o inancı taşıyoruz. Onun için ilk yapılacak seçimde yeniden iktidar olup yaşanan zulme son vereceğiz. Geleceğe güzel kurgulayacağız, hakça adil bir ülke kuracağız. Bakınız, bu ülkenin kurtuluş mücadelesinde bu vatanda yaşayan herkes birlikte mücadele etti. Onun için ayrımsız sen kimsin duygusuyla değil, eşit yurttaş kimliğiyle bu ülkede yaşayan herkesi kucaklıyoruz, sahipleniyoruz. Bizim varlığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı bu ülkenin insanlığın mutluluğu içindir. Kuruluş ve kurtuluş mücadelesini gençlerimize doğru anlatırsak ülkenin içinde bulunduğu koşulları daha iyi fark ederler. Bakınız, biz bir uçtan uca bu ülkeyi demiryolu ağlarıyla donattığımızı anlatıyorduk. Ama onlar yüksek hızlı tren sözünü çıkardılar. Türkiye hala %92'si tek hatlı demiryolu olan Ankara-İstanbul arasında yüksek hızlı trenin Arifiye'de 70 kilometre hızla gittiği bir konumda. Ama eskiden motorlu tren vardı, Toros Ekspres vardı, posta treni vardı. Hepsi kalktı. Devlet demir yollarını bile serbestleştirdiler. Ama bir ballandırarak anlatıyorlar. Algıyı öyle bir yaratıyorlar. Yapmadıklarını yapmış gibi gösteriyorlar. Ve ülkeyi ne yazık ki bugün sen nesin kimliğiyle bölüp ayrıştırdılar. Bunların hepsini bitirecek milli mücadelede Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde doğan, bu ülkenin geleceğini doğru kurgulayanların inancıdır, düşüncesidir. 9 Eylül onun için kutlu olsun. Bu ülkenin geleceği aydınlık olsun. Bu anlamda içimiz yanıyor arkadaşlar. Bakınız, 3 günde 30'a yakın köye gittim. Yurttaşlarımızla görüştüm. Ekonomik anlamda sıkıntı var. Eğitimde sıkıntı var. Onların hepsine geleceğiz. Teker teker ele alacağız. Özetini yapacağım sonra. Evet, şimdi. Şu anda ülkenin içinde bulunduğu koşulları Cumhuriyet kurulduğundan beri hiç yaşamadık. Cumhuriyet kurulduğundan beri en sorunlu dönemdeyiz. Onun için Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Değerlerine sahip çıkacağız. Cumhuriyet örnek bir yönetim biçimidir. Onu demokrasiyle taçlandıracağız ve insanımızın geleceğini Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine eriştireceğiz. Bu bizim sizlere de sözümüz, ülkeye de sözümüz. Biz de ayrım olmayacağız. Sen hangi partilisin diye sorarak insanlara iş vermeyeceğiz. Biz gelen yurttaşın ekonomik yokluğunu sömürerek oy almayacağız. Yalnızca ülke insanının mutluluğu ve dünyaya model olmuş karma ekonomi dediğimiz ilk 10 yılda Türkiye'nin sorunlarını çözen modelle Türkiye'yi yeniden buluşturacağız. Serbest piyasa ekonomisinin serbest soygun ekonomisi olarak uygulanmasını sona erdireceğiz. Haksız kazancın önüne geçeceğiz. Yolsuzlukları önleyeceğiz. Gerçek adaleti sağlayacağız. Ahlak yasasını çıkaracağız. Ve bu ülkede insanlar gece yatağa aç girmeyecek. İşsizliğin önünü keseceğiz. 10 milyon geniş tanımlı işsizlik var. Bir tek kurtuluşumuz var. Üretim, üretim, üretim. Ve onu sağlayacağız. Çok teşekkürler.